Merhabalar, Büyük Beyaz Filo'ya hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, Büyük Beyaz Filo YouTube kanalı için en son yapmış olduğum World of Warships video serisi, Japon destroyerlerini tanıtmış olduğum bir video serisiydi ve yıllardır oynadığım bu oyunu kendi gözümden, kendi yorumumla ve kendi deneyimlerim çerçevesinde oynadığım için yine aynı şekilde kendi perspektifimden algıldığım bir formatta o Japon destroyerlerini tanıtmaya çalıştım. Bunu niye söylüyorum? Şundan söylüyorum. Herkesin oyun tarzı farklı, herkesin olayları atıyorum hayatta veyahut bir oyunda veyahut World of Warships'te bir maç içinde olan e, gelişmeleri algılayış ve yorumlama tarzı farklı ve bunlara vereceği hamleler farklı. Dolayısıyla ben hiçbir zaman benim dediklerim %100 doğrudur, benim dediğimi yapın diyemem. Zaten saçma olur. Ama velakin çok bilirmiş gibi davranıyor isem eğer ki öyle davrandığımı düşünmüyorum, kesinlikle böyle bir düşüncem olmadığını da bilinmesini isterim. Yani bu neticede bir oyun ve ben insanlara yapabildiğim kadar bildiğim kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne kadar iyi bildiğimi inanın ben de bilmiyorum. Ama velakin konuya dönersek, şimdi Japon destroyer ağacını bitirdik ve. Twitch yayınlarında abi Japon Destroyer ağacından sonra hangi ağaca geçeceksin diye sürekli bir soru geliyordu. Ve bu soruya ek olarak da özellikle soruların sık odaklandığı bir ağaç vardı ki o da Amerikan zırhlı ağacıydı. Nasıl? İşte abi Amerikan zırhlı ağacı kasmaya değer mi? Amerikan zırhlı ağacı gidilir mi? İlk zırhlı ağacı Amerikan olur mu? Veyahut Amerikan zırhlı ağacında nereye gideyim tarzı bir sürü soruyla karşılaştığım için ve Amerikan Zırhlı Ağacı'nı çok sevdiğim için Amerikan Zırhlı Ağacı serisi yapmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar, e, bilmeyenler için gireceğim konuya. Yani illaki oyuna vakıf olan bir sürü insan Amerikan Zırhlı Ağacı'nın temel niteliklerinin bilincindedir. Ancak ben bilmeyen insanlara da veyahut bu ağaçla hiç oynamamış ilk defa karşılaşacak insanlara da hitap etme durumunda olduğum için temel prensiplerinden geleceğim. Şimdi arkadaşlar, Amerikan zırhlı ağacı World of Warships'in oynaması en çetrefilli zırhlı ağaçlarından biri. Neden? Şimdi Fransız zırhlı ağacında size demiştim ki bu ağacın bir kırılma noktası yok. Dördüncü seviyedeki bir Fransız zırhlısını nasıl oynuyorsanız 9. ve 10. seviyedeki yani ağacın en son zirvesindeki Fransız zırhlıların da yine aynı teknikle, aynı tarzda, aynı taktiklerle oynayabilirsiniz. Amerikan zırhlı ağacında durum böyle değil. Neden? Hemen şuradan e, geldiğimizde yani teknoloji ağacına geldiğimizde göreceğimiz şey şu. Amerikan zırhlı ağacı 8. seviyeye geldiğinde ikiye ayrılıyor. Peki bunların arasındaki farklar nedir? Bunların arasındaki farklar şudur. Ben bu ağacı tanıtmaya dördüncü seviye ekranda görmekte olduğunuz Wyoming'den başlayacağım. Neden 3'ten başlamıyorum? Çünkü 3 genelde öğrenme seviyesi ve çok az insanla karşılaşıyorsunuz. Ancak dördüncü seviyede ciddi bir e, insan, gerçek insan oyuncu topluyla karşılaşmaya başlayacağınız için daha önceki yaşlarda olduğu gibi bu ağacı da dördüncü seviyeyle tanıtmaya başlayacağım. Dördüncü seviye olan Wyoming'de dikkat etmemiz gereken şey geminin hızı. 20,5 not. Wyoming'den sonra 5. seviyeye geldiğimizde bir bakıyoruz. Yine 21 not. 6. seviye New Mexico'ya geldiğimizde o da 21 not. 7. seviye Colorado'ya geldiğimizde o da 21 not. Ancak işte az önce bahsettiğim 8. seviyeye geldiğinizde Amerikan zırhlı ağacı ikiye ayrılıyor ve bunların temel farkları şu. Şu ana kadar yani 7. seviyeye kadar gelen tüm Amerikan zırhlıları, ağaçtaki tüm Amerikan zırhlıları yavaşken 8. seviyede World of Warships size diyor ki birader iki tane Amerikan zırhlı ağacı var. Biri şu ana kadar gelmiş ve öğrenmiş olduğun şekilde yavaş gidip ağır vurabilen bir zırhlı ağacı. Ancak bir diğer seçenek ise hızlı hareket edip mermileri nispeten daha yavaş Dolayısıyla isabet tutturması biraz e, marifet isteyen bir zırhlı ağacı. Nasıl? Şimdi burada belki biraz abartarak konuşmuş olabilirim ama bunu kelimelere dökmenin şu an için başka bir yolu bulamadığım için bu kelimeleri kullandım. Arkadaşlar özetle 8. seviyeye geldiğiniz zaman bu ağaç ikiye ayrılacak. E, ve benim size hele ki bu ağacı ilk defa oynayacaksanız tavsiyem kesinlikle Amerikan hızlı zırhlı ağacı olan... North Carolina'dan devam etmeniz. Yani 8. seviyede North Carolina, 9. seviyede Iowa ve 10. seviyede de Montana'yı oynayacağınız ağaçtan devam etmeniz. Neden? Her iki ağacın da sebeplerini söyleyeyim. Amerikan hızlı zırhlı ağacının olayı arkadaşlar. Bir, şurada manevra kabiliyetine baktığınızda 27.5 notla başlıyor North Carolina. Bu 9. seviyede Iowa'da 33 nota çıkıyor. 10. seviye olan Montana'da da 30 nokta bitiriyor. Yani bu ağacın 8. 9. ve 10. seviye gemileri çok hızlı oldukları için haritada hızlı yer değiştirme kabiliyetlerine sahip ve kaçabiliyorlar. Düşmanı da kovalayabiliyorlar, kaçabiliyorlar da. Ama velakin bu ağacın mermileri aşırı yavaştır arkadaşlar. Dolayısıyla merminin sis sıktıktan sonra havada geçireceği süre çok uzun. Ee, ve bundan ötürü de sıktığınız rakibiniz eğer siz kendisine sıkıldığını fark etmişse manevra yapması halinde e, sizin mermilerinizden sıyrılabiliyor. Ha ama şu var. North Carolina, Iowa ve Montana'nın sıktığı mermiler Amerikan süper ağır mermisi diye geçer. Bu mermilerin olayı da nedir? Bu mermiler normal mermilerin aksine e, birazcık daha dar açılarda dahi zırhları delme kabiliyetlerine sahipler. Yani bilmeyenler için arkadaşlar şu şekilde özetleyeyim. Bir zırhta şu şekilde açı verdiğiniz zaman gelen mermi dikine geliyorsa buradan vurur ve seker. Tabii bu zırh kalınlığıyla da alakalı bir şey. Ee, sekme derecesi o yanlış hatırlamıyorsam 30 dereceydi. Ancak bu Amerikan mermileri, Amerikan süper ağır mermileri söz konusu olduğu zaman birazcık daha dar açılarda bile deliş kabiliyetine sahip bu mermiler. Eee ve bu mermiler ağır. Zaten adı üstünde Amerikan Süper Ağır Mermisi. American Super Heavy Shell diye geçer. Dolayısıyla bu Amerikan hızlı zırhlacının niteliklerini özetlersek yüksek hız, Amerikan Süper Ağır Mermileri, iyi hava savunma ve son olarak, son olarak şunu da söylemem lazım. Ortalamanın altında bir torpido savunması. Yani torpido savunmaları çok iyi değil. Amerikan yavaş zırhlı ağacında ise 8. seviyede Kansas'la karşılaşacaksınız ki tip olarak baktığınızda zaten Kansas 7. seviyeye kadar gelmiş olduğunuz Amerikan yavaş zırhlı ağacının gemilerinden tip olarak pek de farklı değil. Colorado'ya benziyor ki zaten öyle. Kansas'ta göreceğiniz şey normalde 10. seviye Montana'da olan 406 milimetrelik 12 tane topun 8. seviyede yer alması. Şimdi diyeceksiniz ki oha diyeceksiniz ancak durum öyle değil her ne kadar ateş gücü çok fazla olsa da ve 10. seviye Montana'nın ateş gücünü taşıyor gibi görünse de Kansas'ın sıktığı mermiler Amerikan süper ağır mermisi değil dolayısıyla açı farkı var yani dar, aşırı dar açıları delemiyorlar ve buna ek olarak uçuş süreleri daha kısa düşmana daha hızlı gidiyor. Fakat şöyle bir şey var. Peki bu Amerikan yavaş zırhlı ağacının olayı nedir diyeceksiniz. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Canları aynı neredeyse fakat Amerikan yavaş zırhlı ağacının torpido soğuması çok yüksek. Amerikan yavaş zırhlı ağacının hava soğuması çok iyi. Ve buna ek olarak defansif hava soğumasına sahip. Hatta isterseniz avcı da alabiliyorsunuz. Ateş gücü çok fazla ancak Amerikan yavaş zırhlı ağacının hızı yine yavaş. Dolayısıyla Amerikan hızlı zırhlı ağacının aksine Amerikan yavaş zırhlı ağacı haritada yer değiştirme kabiliyetine, dolayısıyla e, maç içinde canlı zamanlı strateji ve taktik değişiklikleri yapma kabiliyetine sahip değil. Amerikan yavaş zırhlı ağacı bir pozisyon gemisi ağacıdır. Haritanın bir noktasında pozisyon alırsınız ve oradan gelen geçene bir sniper gibi sıkar püskürtmeye çalışırsınız. Ha, olur da sizin bulduğunuz kanat çökerse e, kaçmak zor olacağı için yapabileceğiniz en büyük şey veya en iyi şey e, sizin üzerinize bastıran rakibin bu devasa ateş gücünüzle olabildiğince canını yakabildiğiniz kadar yakıp öyle batmak. Ki bunu da yapabilme kabiliyetine sahip bu gemiler. Dolayısıyla Yavaş ama aşırı ağır ateş gücü, çok iyi torpido savunması ve çok iyi hava savunması diyebiliriz Amerikan yavaş zırhlı ağacı için. Amerikan yavaş zırhlı ağacının bir diğer olayı da şu. Amerikan hızlı zırhlı ağacının oyuncu seviyesi olan Montana. Şurada gördüğünüz üzere az önce bahsettiğim şekilde 12 tane 406 milimetrelik top taşıyorken Amerikan yavaş zırhlı ağacının üyesi olan Vermont yine 12 top taşıyor ama bu toplar 406 mm değil 457 mm yani oyunun en büyük 3. ana batarya kalibresi bu. En büyük 510 mm. İkincisi zaten Yamato ve Musashi'nin 460 mm'leri. Ondan sonra da ekranda görmekte olduğunuz e, Thunder gibi Ohio gibi birkaç gemide bulunan 457 mm'lik top kalibresi. Arkadaşlar. Eğer ki bu ağacı ilk kez kasacaksanız size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle Montana'ya gideceğiniz Amerikan hızlı ağacından ilerlemeniz sebebi de şu. Bir, bu ağaç çok zevkli. İki, bu ağaç Amerikan yavaş zırhlı ağacına nazaran oynaması çok daha kolay arkadaş canlısı bir ağaç. Amerikan yavaş zırhlı ağacı gerçekten bu oyunun ciğerini sökmüş. Artık e, ansiklopedisini bilen oyuncuların anca gerçekten iyi verim alabileceği bir ağaç. Yani ben öyle düşünüyorum. Hani hangi zırhlı ağacını sorayım, kasayım diye soranlara en son tavsiye edeceğim ağaçtır. Amerikan yavaş zırhlı ağacı. Hani çok iyi pozisyon bilgisi gerekir. Ee, hızı yavaş olduğu için ne zaman kaçman gerektiğine dair çok 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 net fikirlerinin olması gerekir. Hani 5 saniyelik bir gecikme senin ölümün olabilir bu, bu oyunda. Dolayısıyla sadece oyunu çok iyi bilenlerin oynamasını tavsiye ettiğim bir ağaç Amerikan yavaş zırhlı ağacı. Konumuza dönersek Wyoming, şimdi Amerikan zırhlı ağacına gireceğiniz ilk gemi ekranda görmekte olduğunuz Wyoming değil, 3. seviyedeki South Carolina ama ben az önce de söylediğim üzere bu ağacı 4. seviyedeki Wyoming'den tanıtmaya başlayacağım. Çünkü genelde gerçek oyuncularla karşılaştığınız ilk seviye 4. seviye oluyor. Wyoming tarihi bir gemi. Ağacın çoğunun olduğu gibi e, fakat 2. Dünya Savaşı'nda savaşmış bir gemi değil. Şöyle ki Wyoming'in ekranda görmekte olduğunuz 6 topunda toplam 12 tane 6 taretinde toplam 12 tane top var ve bu topların kalibresi de 305 mm. Fakat 2. Dünya Savaşı'na girildiğinde Wyoming bu konfigürasyonla bu savaşa dahil olmadı. Aksine Wyoming'in ana taretleri sökülerek yerlerine e, hafif kruvazör taretleri monte edilip bir hava savunma eğitim platformu gemisi olarak kullanıldı. Yani şöyle göstereyim hatta size. E, 7. seviye Atlanta vardır. Nerede bu? Ha. Burada gösteremiyorum. Neyse. E, Atlanta taretleri takıldı ve Atlanta taretleri çift amaçlı. Yani hem yüzey çarpışmaları hem de hava savunma amaçlı kullanılabileceği için ee, Amerikan Donanması'nın yeni mürettebatlarına bu topların nasıl kullanılabileceğinin eğitiminin verildiği bir platform olarak kullanıldı Wyoming. Ha şöyle bir şey var. Ekranda görmekte olduğunuz World of Warships'te yer alan Amerikan 4. seviye zırhlı slotunu dolduran Wyoming aslında tarihi olan Wyoming değil. Aksine Wyoming'in kardeşi olan USS Arkansas'ın modeli. <laughs> Böyle ilginç bir şey var. World of Warships'te USS Arkansas Premium olarak geçiyor. Arkansas Beta olarak geçiyor. O da aslında Wyoming. Yani bunu bilmeyenlere onu da söyleyeyim. Aralarında ne fark var diyeceksiniz. İkincil bataryanın yerleri ve sayısı konusunda. Yani hava savunma silahlarının yerleri ve sayısı konusunda farklar var. Wyoming yanlış hatırlamıyorsam daha donanımlıydı şeyden. Ee, Arkansas'tan. Konumuza gelecek olursak Wyoming dedik ee, Arkadaşlar bir zırhlı oynarken Öncelikle o zırhlıyı Zırhlı yapan şeye odaklanmak lazım Birinci sırada o da nedir Tabii ki zırh yapısı Bir zırhlı oynarken Zırh yapısına bakacaksınız Neden Bir bu zırh ne kadar kalın İki bu zırh şemasındaki e, Şekiller ne yani şekil diyorum direktman. Çünkü World of Warships'te bir zırhın şekli gerçekten gelen merminin açısına göre çok şey değiştirebiliyor. Şimdi şuradan baktığımız zaman buradan göreceğimiz şey Wyoming'in 19 milimetrelik bir burun kaplamasına sahip olduğu. Yine kıçı, burun ve kıçında 19 milimetre. güvertesi yine 19 milimetre, yan 19 milimetre. Fakat yan kaplamaları, yani torpido savunması 23 mm ve burada 165 mm'lik bir kaplama var. İlginç. Üst yapısı zaten 13 mm. Şuradan burnunu kaldırıyoruz. Torpido savunmasını kaldırıyoruz. Üst yapıyı kaldırıyoruz. Taretleri kaldırıyoruz. Ve bakın şimdi güverte 19 mm. Güverteyi de kaldırıyoruz alt güverteyi görüyoruz. Case made armor. Bu da ne? 25 mm. Bunu da kaldırdığımız zaman şurada gördüğünüz geminin köşkü. 38 mm'lik bir köşk. Köşk tamamen su altında ve 28 mm'lik bir yan zırhı var. Arkadaşlar, şimdi bu köşk su altında olduğu için bu gibi köşk gemisi imkansız imkansıza yakın derecede zor bir gemi. Neden? Çünkü mermiler 90 derece yani dikine girdikleri zaman anca köşk atabilirler. Ve bu zır, bu köşk zırh altında olduğu için hani köşk yiyebilmesinin tek kolay yolu yukarıdan gelen delici bombalar. Çünkü yandan gelen mermi muhtemelen açılı geleceği için yüzeye gelirse böyle şöyle gelip sekecektir. Ha şu var. Burundan gelen bir mermi bakın. Köşk bu değil mi? 279 mm fark etmez. Burundan gelen bir mermi eğer dikine gelip şöyle buraya girerse bu gemi köşk yiyebilir burundan. Niye? Çünkü burun ince 19 mm. Rahatlıkla herhangi bir mermi tarafından, delici mermi tarafından delinebilir. Ve buradan köşk yiyebilirsiniz. Rahatlıkla neden dedim? Şundan ötürü. Ee, World of Warships'te çok basit bir deliş formülü vardır bir merminin kalibresini 14.6 ile böldüğünüz zaman o merminin overmatch yapabileceği rakamı elde ediyorsunuz. Overmatch nedir? Overmatch'in kesin deliş diyebileceğimiz bir terim. Yani açı maçı dinlemeden, kesin deliş dediğimiz şey açı maçı dinlemeden merminin girebilmesi. Eğer ki bu kesin deliş rakamından daha fazla bir zırh kalınlığı varsa bu sefer oy, oyna yani hesaplama açı hesaplaması girer. Eğer açı darsa mermi seker, açı dar değilse mermi girer gibi. Dolayısıyla atıyorum Wyoming'in mermi kalibresi 305 mm olduğu için Wyoming ilk 21 mm'ye kadar kaç e, 305 mm'yi 14.6 ile böldüğümüz zaman 21.3 çıkıyor. Dolayısıyla 21 mm'lik zırhları açısı fark etmeksizin delebilme kabiliyetine sahip Wyoming'in topları. Şimdi karşınızda başka bir Wyoming varsa eğer şurada gördüğünüz 19 milimetreyi her ki burun dönmüşse sizin mermileriniz açı maçı dinlemeden deler. Şuraya gelirse de düşmana köşk atar. Ancak dediğim gibi her ne kadar yandaki torpido e, kaplamaları kalın 23 milimetre kalın olmasa da onun altındaki şu gördüğünüz e, köşk kalınlığı yanlarda 28 mm ve bakın şuradan tekrar göstereyim yapı fark ediyor bakın şimdi şuradan gelen bir mermi dikine gelirse eğer 90 derece gelirse burada bir şey olduğu için açı olduğu için şöyle sekecektir ancak şöyle gelen bir mermi eğer ki buradaki zırhı delerse buradaki zırhı delebilirse köşk atabilir burada ne var Şurada gördüğünüz gibi içeride katmanlı bir zırh var. İçeride zırh kemeri 279 mm. Dolayısıyla Wyoming 4. seviye bir zırhlı olarak Köşk gemisi gerçekten zor bir gemi. Ancak burundan ve kıçtan yiyebiliyor. İlerleyen gemilerde zırh yapılarına ve zırh şemalarına daha fazla değineceğim. Ancak şurada özetleyebildiğim kadar özetlemeye çalıştım. Arkadaşlar Wyoming'de kaptan olarak zaten alabileceğiniz iki tane yükseltme var ana batarya 1 bir, yani 1'in 1'i biri ve 2'nin 1'i ee, kaptan becerilerinde de hani bu gemiyi tutar mısınız tutmaz mısınız bilmem ancak kaptanı ileri ileriye taşıyacaksanız şunu belirtmem lazım Amerikan zırhlı kaptanları standarttır hemen hemen hepsi yavaş veya hızlı fark etmez. Eğer ki full hava savunma gitmeyeceksiniz bütün kaptan becerileri aynıdır. Dolayısıyla Wyoming'de başladığınız bir kaptanı değiştirmeden 10. seviyeye kadar taşıyabilirsiniz. Ne yapacaksınız? 1. Önleyici bakım. Niye? Taretleriniz karılmasın diye. 2. Taret dönüşü. Niye? Çünkü Amerikan zırhlarının taretleri şurada gördüğünüz yere yavaş döner. 3. Adrenalin patlaması. 4. Gizlenme. Çünkü arkadaşlar Amerikan zırhları için gizlenme çok önemli. Ondan sonra da Geriye kalan kaptan becerileri de zaten şey, amir, yangın söndürme. Ondan sonra da isterseniz, isterseniz hayatta kalma temellerine verirseniz veyahut isterseniz hava savunma gidebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Durum bu. Amerikan zırhları böyle, bu şekilde başlıyorsunuz. Hemen size bir Wyoming oynanış videosu göstereyim. Şimdi arkadaşlar 4. seviye herhangi bir gemiyle bir maç attığınızda, rastgele bir maç attığınızda genelde karşınıza çıkacak olan eşleşme şu şekilde olacaktır. Ya her daim bütün gemiler 4 çıkacak veya bir kısmı 5. seviye olmak üzere 4 5 eşleşmesine düşeceksiniz. Bazen de 3. seviyeler denk geliyor az olsa da. Ancak değişmeyecek bir şey varsa Dördüncü seviye bir gemiyle oynarken her daim iki takıma da neredeyse ikişer tane uçak gemisi geliyor. Bundan ötürü Wyoming gibi yavaş bir gemiyle iki uçak gemisinin aynı anda size odaklanma ihtimalini her zaman aklınızda bulundurarak hareket edip ona göre haritada yer almanız lazım. Nasıl? Şöyle. Arkadaşlar Wyoming yavaş bir gemi dedim. 20.5 not hız yapıyor buna hız denirse. Ancak söylemek istediğim şey şu. Haritanın en batısında çıktım. Burada sadece 3 kişiyiz. 4. seviye hiçbir yüzey gemisinde 4. E, seviye uçak gemilerine karşı koyabilecek bir hava savunma yok. Belki Yubaride var belki. O da kesin değil. Ama velakin Amerikan zırhları Wyoming'den itibaren 7. seviye Colorado ile birlikte 8'e kadar aynı oynanışa sahip. 8'de North Carolina'yı seçtiğinizde ağaç tamamen değişiyor ve 8'den itibaren Amerikan zırhlı ağacını yeniden öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü Amerikan hızlı zırhlı ağacının oynanış tarzı Wyoming'den itibaren öğreneceğiniz ve Colorado'ya kadar sürdüreceğiniz oynanış tarzından çok farklı. Şimdi Wyoming ne dedik? Yavaş bir gemi dedik. Bundan ötürüdür ki yavaş olan her zırhlı gibi Wyoming bir pozisyon gemisidir arkadaşlar. Öyle maçın başında sığır gibi bastırıp ileri bastırıp önünüze geleni tokatları falan gibi düşüncelere sakın sakın dalmayın. Kendinizi kaptırmayın. Ee, i̇ster Wyoming olsun ister kendisini takip eden 5. 6. ve 7. seviye Amerikan zırhlıları olsun. Ee, kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Önce bütün düşmanın nerede olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra haritanın neresine müdahale etmeniz gerektiğine karar vereceksiniz. Peki bu aşama nasıl gerçekleşiyor? Şu şekilde. Amerikan zırhlarının 4. 5. 6. ve 7. seviyesi olan gemilerle oynamaya başladığınız zaman arkadaşlar öncelikle haritanın orta kısımlarından asla daha ileri gitmiyorsunuz. İster sol kanatta olun ister sağ kanatta olun. Her zaman ortaya yakın olun ki Ne taraftan bastırırlarsa Diğer tarafa dönüp Kaçabildiğiniz kadar kaçabilmek için Geniş bir zaman ve mesafe aralığınız olsun Çünkü bu gemilerin Zaafı Hızları Yani o hız yok Bu da nasıl bir zaafa tekabül ediyor şu şekilde bir zaafa tekabül ediyor Hızlı olmadığınız için karşınıza çıkacak ve atış menzili içine sizi rahatlıkla sokabilecek birçok hedefin e, merkezi olursanız yani ortak hedef olursanız çok kolay bir şekilde sizin canınızı eritip kaşar gibi harcarlar. Dolayısıyla e, bakın burada karşıda mesela 3 tane gemi var. Biri destroyer biri Cru hatta evet biri destroyer biri cruiser biri zırhlı. Arkadan da gangut geliyor. Dolayısıyla burada her ne kadar benim yanımda Kurbe ve e, Kayzar olsa da, Jubari de olsa da e, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Niye? Çünkü bu adamlar dönüp kaçabilir. Kurbe hızlı, Kayzar hızlı ama ben hızlı değilim. Yanımdaki zırhlılar hızlı ama ben hızlı değilim. Dolayısıyla e, onlardan çok daha mesafe aralığını açık tutarak oynamam gerekiyor ve haritanın merkezine yakın tutarak oynamam gerekiyor. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Wyoming ile oynarken öğreneceğiniz oyun tarzını 5. 6. ve 7. seviyedeki Amerikan zırhlarında da aynı uyguluyorsunuz. Bu da nedir? Haritanın hatta maçın o ilk 5 dakikasında belki ilk 10 dakikasında 10 dakika demeyelim de 5 dakikasında haritanın merkezine yakın duruyorsunuz ve ona göre pozisyon alıyorsunuz. Bu pozisyonu aldıktan sonra da düşmanın pozisyonunu iyice okuyup nereden bastırabileceğini iyice e, gözlemleyip ona göre ne şekilde ve nasıl karşı koyabileceğinizi kararlaştırıyorsunuz. Bakın şimdi bizim sol tarafımız temizlendi. Az önce orada 3 kişi vardı 3'ü de öldü sadece en arkadaki Gangut kaldı geriye. Dolayısıyla ben ortadaki pozisyonumu bozmuyorum. Neden? Çünkü zaten ortada olmama rağmen bir... E, Amerikan zırhlarının menzili uzundur. İkincisi bu menzil sebebiyle güzel bir nokta bulduğunuzda hiç kıpırdamaya gerek kalmadan çok rahat bir şekilde istediğiniz açıdan sıkıp e, atış menzilinizin içinde olan düşmanların çoğunu vurabiliyorsunuz. Şimdi burada Dugay Truin var. 4. seviye Fransız kruvazörü. Bakın ne dedim? Haritanın merkezine yakın durun ve her zaman ee, pozisyon alın. Şimdi burada ben mesela yan veriyorum. Niye yan veriyorum? Çünkü karşıdaki kruvazör karşıdaki zırhlı değil. Ancak orada arkadaki zırhlı bana sıktı. Bu arada köşk atacağız mı? 10 vermini 8'de isabet etti. Amma velakin 8'de aşırı deliş yaptı. Bakın burada mesela oradaki zırhlı bana sıkıyor. Ne o? Miyogi. 4. seviye Japon zırhlısı. Şimdi bu adama ben yan vermiş olduğum için her ne kadar pozisyonumu bozmayacak olsam da açı vermem gerekiyor. Neden? Az önce de bahsettim. Mermiler eğer 90 derece girerse deliş yapıyor. O 90 derece açıyı azaltmak lazım. Olabildiğince azaltmak lazım. Bunun da çaresi nedir? Arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere açılı duracaksın hedefe karşı. Alma Amerikan zırhlarının düşük ve orta seviyeleri birer pozisyon gemisidir arkadaşlar. Bunu tekrar ediyorum. Yani aklıma geldikçe de tekrar edeceğim. Bu gemilerle haritanın sağına soluna böyle it gibi koşturmak zorunda değilsiniz. Yapmanız gereken tek şey düşmanı haritanın sağında veya solunda bulunan sizin takım arkadaşlarınızın oluşturduğu bir filo ile aranız alıp makas gibi kıstırmak. Şimdi mesela solda bizim takım arkadaşlarımız var. Dolayısıyla onlar oradan ateş ediyor ve ben burada ortada yer tutup sıkarak bir nevi o karşıda gördüğünüz gemileri çapraz ateşe maruz bırakıyoruz. Hiç bakın yerimi hiç değiştirmiyorum. Sadece böyle arada açılarımı falan değiştiriyorum. Bir de şöyle bir şey var. Dördüncü seviye zırhlar isabetsiz. Wyoming'den öğreneceğiniz şey Amerikan zırhlarının özellikle orta seviyelerdeki e, pozisyon alma bilgisi arkadaşlar. Yani şu, benim şu haritada yaptığımı Wyoming'de ve Wyoming'i takip, edile, takip eden 3-4 gemide yaptığınız sürece e, canınız çok az yanacak. Tabi e, World of Warships'te seviyeler arttıkça takım arkadaşlarınızın iyi bir oyununa muhtaciyetiniz illaki artıyor. Çünkü yüksek seviyeler daha zorlaşıyor ve daha çok bilgi istiyor. Ancak sizin yapmanız gereken her zaman aynı. Haritanın Maçın ilk yarısında haritanın orta noktalarında bir yerde bulun, bulunun ve olabildiğince sağdan veya soldan e, takım arkadaşlarınızı desteğe almak suretiyle düşmanı çapraz ateşte bırakmaya çalışın. Şimdi burada adamlar zaten bizim sağda Isokaze tek başına kep alıyor, solda bizimkiler bastırıyor. Dolayısıyla bu adamların yapabileceği tek şey sağdaki destroyerden korktukları için kaçamıyorlar. Burada da uçak gemisi var bizim. Şamil de ortaya geldi. Dolayısıyla bu adamlar ortaya bastırıyor. Maçı kazanmak için neticede bir şey yapmaları lazım. Ve yapabilecekleri tek şey şu an ortaya bastırmak. ortak yapı almaya çalışıyorlar. Bizim isokazemiz öldü sağda. Dolayısıyla bakın ben burada ortada direnerek durarak sadece sıkıyorum. Ortayı tuttum. Tek tek atıyorum bazen. Bazen hepsini tek seferde atıyorum ama ortayı tuttum. Ve sadece düşmana burada sıkıp takılıyor. Burada ikinci kelimizi aldık. 57 bin hasar. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Wyoming bir pozisyon gemisidir. Yani haritada pozisyon alıyorsunuz. Eğer karşınızda bir zırhlı varsa açılı duruyorsunuz. Karşınızda bir zırhlı yoksa direktman her türlü kruvazöre full salvoyu boşaltıyorsunuz. Tabi buradaki Svetlana gibi ısrarla yan vermeye gönüllü olmayan bir arkadaş varsa da bekliyorsunuz. Adam burada yan verdiği için orada sıktım ve üçüncü kili de aldım. Etti 66 bin hasar. Ancak adamlar ortaya doğru bastırıyor. Dolayısıyla ben biraz ilerleyip düşmanlar birden fazlaysa yarısını veya olabildiği kadar fazlasını adı arkasını alıp kendime sadece bir tane hedef bırakmaya çalışıyorum. Burada neydi o? Moltke, Moltke sıkalım. Bakalım köşk yer mi hatırlamıyorum gemi ama iki tane hasar yedi. 72.900, 73.000 hasar verdik. Ancak şu an atış menzilim içinde gemi olsa da atış açımın içinde gemi yok. Ve iki tane uçak gemileri var. Bu uçak gemileri de piyasada yok henüz görünmüyorlar. Arkadaşlar bakın. Maç başından beri haritanın sadece tek noktasında durduk. Gerçekten bu gemi böyle oynanıyor. Yani yavaş Amerikan zırhları dediğimiz zırhların hepsi hatta yüksek seviyede de böyle oynanıyor. Yani North Carolina ağacı değil de Kansas ağacından ilerlerseniz yani Vermont'a gidecek olan ağacı oynamaya karar verirsiniz. İnanın onlar da böyle oynanıyor. Sadece tek fark mermi hızı aynı kalmasına rağmen yüksek seviyelerde haritalar çok büyüdüğü için mermilerinizin e, kat etmesi gereken mesafe arttığı için havada kalma süreleri artıyor. Dolayısıyla yüksek seviyelerde her ne kadar gemilerin karakteristikleri ve balistikleri yavaş Amerikan zırhlı ağacında aynı olsa da sırf haritaların büyüklüğü ve yüksek seviye gemilerin atış menzilinin uzunluğu sebebiyle düşmana vurmak birazcık daha zorlaşıyor. Ama özellikle Wyoming ve kendisini takip eden öldürdük bunu 4 kilo oldu. Premium ve kendisini takip eden New York, New Mexico ve Colorado'da gerçekten oynanış bu şekilde haritalar çok da büyük değil. Dolayısıyla her ne kadar bu gemiler çok yavaş falan diye ağlayan bir sürü insan görürseniz de şunu belirtmem lazım. Amerikan hızırtılarının dağılımı iyidir arkadaşlar. Ve şey, isabetli gemilerdir. Yani sıktığınızı vurursunuz. Tabi şurada şu örneği de size göstermeden olmaz. Bakın burada Moltke'ye sıktık. Vurabileceğiz mi? Uçağı kaldırdık. İsabetli dediğimiz geminin 10 mermisinden sadece bir tanesi vurdu. Ve Kaiser onu öldürdü. 75.000 hasar oldu. Ve maç başından beri hiç yerimi değiştirmedim. Şimdi şöyle bir şey var. Her maçtan böyle ortada bekleyeceğiz. Bu çok sıkıcı bir oyun değil mi diyeceksiniz her maçta değil tabii ki arkadaşlar. Yani olur ki haritanın ortasında bekleyin dedim size, değil mi? Olur ki karşınıza düşman çıkmadı ve bir taraftan çok bastırıyorlar. Bastırdıkları taraftan kaçıp sizin takımınızın bastırdığı taraftan ilerleyip takımla beraber bastırmanız gerekiyor. Fakat bunu yapmak için de çok erken karar vermeniz gerekiyor. Yani o hamleyi yapmak için birader bu adamlar buradan bastıracak gerçeğini çok erken görmeniz ve buna göre de erken karar alıp hemen hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü bu gemilerle alınmış geç bir karar ölüm fermanı demek. Yani geç kalmışsın. Kaçmaya geç kalmışsanız bu gemilerle yapabileceğiniz tek şey ölene kadar direnmek. Direnirken öldürebileceğiniz kadar adamı öldürmeye çalışıp veyahut hasar vermek ve en sonunda da yani kaçınılmaz bir şekilde ölmek. Ancak doğru karar verdiğiniz takdirde her maçı canlı bitirirsiniz. Ve her maçı da birden fazla olmadı 3'ten fazla bazen krakenli yani, e, bitirebiliyorsunuz. Özetle karşıda Comsomolets kaldı arkadaşlar. Wyoming böyle oynanıyor. Wyoming'i takip eden gemiler de böyle oynanıyor. Amerikan zırhlı ağacı güzel bir ağaç. Herkese tavsiye ederim. E, takip eden gemilerin videolarında her 3-4 günde bir atmaya devam ederek bu ağacı da hep beraber bitireceğiz. あなたたちの最大の間違いは <laughs>